Evet sayın hocalarım, 51. sorudan devam ediyoruz. Ama ilk videoda söylemeyi unutmuşum. Sizlerden bir ricam olacak. Lütfen videoyu beğenin, yorumda bulunun. Hatta abone değilseniz kanalıma abone olun. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Yani şöyle ihtiyacımız var. Bu kadar emek veriliyor, uğraşılıyor. Sadece ben değil, benim gibi 2-3 tane daha öğretmen arkadaşımız sizler için içerikler hazırlıyor. Emek harcanıyor. Bir beğeni ya da bir yorumla bizleri mutlu edebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmek istediğim. Şimdi sorularımıza devam edelim arkadaşlar. 51. sorumuz artık şeye geçtik. Öğretim yöntem ve tekniklerine geçtik. Öğretim yöntem ve teknikleri de mayın tarlası gibi arkadaşlar. Nereden neyin patlayacağı belli olmuyor. Hemen soruya bakalım. Sorunun kökünü okuyorum. Öğretmenin derslerinde öğrencilerin aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisinin gelişmesine daha çok hizmet etmektedir? Evet, ne yapmış öğretmenimiz? Tartışma yöntemini sıklıkla kullanmakta, öğrencilerine açık uçlu sorular yöneltmekte, yanıtlarını kanıtlarla desteklemelerini istemekte, onların fikirler arasındaki tutarsızlıkları belirlemelerini ve değerlendirmeler yapmalarını istiyorsa arkadaşlar, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye çalışıyor demektir. Evet, 52. Buna göre öğretmen aşağıdaki strateji veya modellerden hangisini kullanmıştır? Bir fen bilgisi öğretmeni destek ve hareket konusunu bir bez parçası ve bükülebilir tel yardımıyla işlemektedir. Öğretmen öğretim esnasında bez parçasının dik durmasını nasıl sağladık? Tel adama son şeklini veren ne olabilir? Telin görevini vücudumuzdaki hangi yapı üstlenmektedir şeklinde sorular yöneltmişse arkadaşlar, buluş yoluyla öğretim modelini kullanıyor öğretmenimiz. Evet, gelelim 53. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerin hangisinden kaçınmalıdır? Evet arkadaşlar, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamaya çalışmalı, yoksa öğrencilerin hepsi uyur. Konuyu anlatırken bol bol örnek vermesi gerekiyor, daha akılda kalıcı olması için. Konuları özelden genele doğru anlatır. Hayır arkadaşlar, konular genelden özele doğru anlatılmalı. Cevabımız Ceyhan oluyor. Bundan kaçınmalı, konuları özelden genele değil, genelden özele doğru anlatması gerekiyor. Evet, 54. Buna göre öğretmenin öğrenme ve öğretme ortamında kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ne yapmış öğretmenimiz? Engellilerin günlük hayattaki erişim sorunlarına yönelik bir çalışma için sınıfı gruplara ayırmış. Gruplar belirli bir süre bu sorun hakkında çalışmalarını yapıp dönem sonunda engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran kendi tasarladıkları ürünleri sınıfta arkadaşlarına sunacaktır. Cevabımız arkadaşlar, proje temelli öğrenme oluyor. Cevabımız Denizli. Bir öğretmenin ben ve ailem konusunda öğrencilerine kendini tanıtmanın neden önemli, ev adresinin ve telefon numarasının bilinmesinin neden gerekli olduğunu sorması çoklu zeka kuramına göre aşağıdakilerden hangisine hitap eder? Evet arkadaşlar, mantıksal zeka alanına işaret eder. Ben önce öze dönük diye tam işaretliyordum. Hani kendini tanıma falan burada iyi bir şey olmuş, tuzak olmuş. Ama son dakikada neden önemli şeyine dikkat edince burada da tekrar neden gerekli olduğu mantıksal zeka olduğunu bize söylüyor. Cevabımız B. 56. Derslerinde öğrencilerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri problem durumlarına karşı çözüm yolları geliştirmelerini önemseyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Evet. Problem durumlarına karşı çözüm yolları geliştirmelerini istiyorsa arkadaşlar, tek ve doğru bir çözüme ulaştırması, bunu öğretmenin yapması beklenemez. Bu problem çözme yollarında, problem durumlarına karşı uygulanan yöntemlerde arkadaşlar, tek ve doğru bir çözüm olmaz. Farklı çözümler ve çözüm yolları olur. Cevabımız
Denizli. Evet. Benim yanlış yaptığım bir diğer soru. Kaçıncı sorum oldu? Üçüncü yanlışım oldu arkadaşlar. Buna göre gerçekleştirilen etkinlik aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur? Evet, ne yapmış öğretmen teknik olarak? Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 3 uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere 2 öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir. Evet arkadaşlar, bu kolegyummuş. Yani şöyle, kolegyumun farkı alanda uzmanlar geliyor ve onlara sorular soran bir grup belirleniyor. Yani iki tane grup var. Öğrencileri temsil eden bir grup seçiliyor. Soruları onlar soruyor. Diğer öğrenciler dinleyici olarak katılmış oluyor. Cevabımız kolegyum oluyor. Evet, 58. Hazırladığı kavram haritasını kullanarak dersini işleyen bir öğretmen aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanmıştır arkadaşlar? Anlatım yöntemini kullanmıştır. 59. Sosyal bilgiler dersinde yer alan Osmanlı Devleti'nin duraklamasına etki eden iç sebepler konusunu işlerken öğrencilere duraklamayı önleyecek çareler ne olabilirdi şeklinde bir soru sorarak. Bu konuda öğrencilerin orijinal fikirleri söylemeleri sağlanabilir. Daha sonra en çok beğenilen, en rasyonel çözümler öğrencilerle tekrar tartışmaya sunuluyorsa arkadaşlar, beyin fırtınası tekniği uygulanıyor demektir. Cevabımız Ceyhan. 60. Buna göre gözlem yapılan sınıfta öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisini kullanmıştır? Bakıyoruz. Bir öğretmen adayı aldığı bir ders kapsamında gözlem yapmak için sınıfa gidiyor. Sınıftaki öğretmen, hadi bakalım çocuklar, her birinizden sağlıklı bir yaşamda sporun yeri konusunda bir süre bireysel olarak düşünmenizi, çalışmanızı ve çalışmanızı istiyorum der. Bu çalışma bittikten sonra öğretmen öğrencilerden yanlarındaki arkadaşlarıyla grup oluşturmalarını ve konuyu birlikte çalışmalarını istiyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Düşün, eşleş, paylaş tekniği uygulanmış oluyor. En sonunda paylaştı, sınıfa sunulma oluyor. Bu da ipuçlarından biri. Evet, 61. Örnek olay yöntemi. Bu açıklama çerçevesinde öğrencilere sunulacak örnek olayın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey beceriler geliştirmelerini kolaylaştırır. Evet arkadaşlar, farklı çözümler önerilecek türden bir sorun olması en önemli özelliğidir yukarıdaki açıklamaya göre. 62. Öğretmen öğrencilerine gökyüzünün rengi güneşli havalarda neden mavidir diye sorar. Öncelikle her öğrencinin bunu bireysel olarak düşünmesini ister. Daha sonra iki öğrencinin bir araya gelerek görüşlerini tartışmalarını, dörtlü gruplarda bu görüşlerini karşılaştırmalarını, sekizli gruplarda aynı konuyu tartışıp karar vermelerini istiyor. Kar topu tekniğini uygulamış oluyor arkadaşlar. Tekten 2, 2, 4, 8 diyerek kar topu gibi, yani bir çığ gibi büyüyerek geliyor. Cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz? Her konuya ya uygun yazılım bulmaktaki güçlük, evet, bu sınırlılıklar arasındadır. İletişim becerilerinin sınırlandırması, evet, bireysel bir şey olduğu için, öğretim olduğu için çocuk sosyalleşemiyor. Maliyeti yüksektir. Evet, özellikle bu salgın döneminde gördük. Bilgisayar kullanmanın güç ve karmaşık olması. Evet arkadaşlar, bu bir sınırlılık değildir. Bilgisayar kullanımı güç ve karmaşık değildir. Herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Cevabımız Denizli. Evet, soru 64. Yukarıdaki açıklamaya göre öğretmenin sınıfta uyguladığı öğretim yöntem tekniği hangisidir?
Afet eğitimi ve güvenli yaşam ara disipline ilişkin yaptığı etkinlikte öğrencilerine depremden sonra göçük altından çıkarılan ve depremde tüm ailesini kaybetmiş olan bir çocuğun yaşadıklarına ilişkin kısa bir film izletmiş ve tartışma ortamı oluşturarak öğrencilerden kendilerini bu olayda yer alan kişilerin yerine de koyarak düşünmelerini ve düşüncelerini ifade etmelerini istemiş. Evet arkadaşlar, hangi yöntem ve teknik uygulanmıştır? Konuşma halkası. Eğer rol yapma falan deseydi drama olurdu. Cevap Ceyhan. 65. Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisinin öğrencilerin empati yapma yeteneğini geliştirdiği söylenemez. Evet. Evet arkadaşlar, altı şapka da var, görüş geliştirme de var, istasyon da var ama beyin fırtınasında empati çok yoktur. Ne vardır? Farklı düşünme, yaratıcı düşünme vardır. Evet. Gelelim 657'ye. Yani mevzuat konularına girdik. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ödev ve sorumluluklar ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet, A. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Evet arkadaşlar, konu eğer ki emir bir suçsa, suç teşkil ediyorsa hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor. Hani amirim söyledi ben yaptım şeyi arkadaşlar, eğer emir bir suç teşkil ediyorsa sizi kurtarmıyor. Bu doğru. B. Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine dava açarlar. Hayır arkadaşlar, dava kuruma açılmış olur. Yani cevabımız B olacak. Diğerine de bakalım. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Evet, bu doğru. Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız B. 67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir? Evet arkadaşlar, bir ceza sorusu, disiplin cezası sorusu gerçekten en konulardan biri, karmaşık konulardan biri. Yani şaşırıyor insan neyi ne yapacağını. O kadar çok şey var ki, fiil ve durumlar var ki. Evet, şimdi A'ya bakalım. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. Arkadaşlar, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak devlet memurluğundan çıkarma cezasıdır. Yani karşılığı budur, cezası budur. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek. Bu arkadaşlar aylıktan kesme cezasıdır. Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak arkadaşlar kademe ilerlemesi cezasıdır. Bakın, mal bildiriminde bulunmazsanız kademe ilerlemesi, durdurulması cezasını alıyoruz. D'ye bakalım. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak arkadaşlar. Bu da kınama cezası. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. İnşallah bu soruyu kolay sorarlar sınavda. Evet, 657'den iki soru. Yani Ali hocamız soru dağılımını çok güzel yapmış. 650'den de iki tane soru geliyor. Şimdi Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu. Bununla da ilgili arkadaşlar iki soru var sınavda da. Burada da iki soru hazırlamış hocamız. Şimdi şu kısmı okumuyorum. Çok uzun. Karara göre yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine, kurumlarınca memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok kaç yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir? Evet arkadaşlar, 8 yıl.
Cevabımız B. Evet, yine karara göre eğitim öğretimi ara verilen dönemlerde misyon şefliklerinde istihdamı mümkün bulunmayan öğretmenlerden talep edenler için 13. maddenin A bendinde belirtilen yıllık izin süreleri Türkiye'de kullanılmak üzere misyon şeflerinin yazılı onayı ile bir kata kadar arttırılabilir. Arttırılmış süreler için bu sürelere tekabül eden yurt dışı aylığının ne kadarı ödenir? 1 bölü 3'ü ödeniyor. Yani şimdi ne diyor? Ben bayağı bir düşündüm, hani ne olabilir bu diye, nasıl bir durum diye. Yani işte gittiğimiz ülkede eğitim öğretime bir ara verilmiştir. Herhangi bir sebeple. Mesela korona şeyle de olabilir. Ve bu sizin istihdamınız sağlanamıyorsa, yani size verilecek bir iş bulunamıyorsa orada misyon şefliği tarafından, siz de talep ederseniz eğer yıllık izniniz bir kata kadar arttırılıyor ve Türkiye'ye geri dönüyorsunuz. Bu sürede izinde olmuş oluyorsunuz. Ve burada da yurt dışı aylığınızın 1 bölü 3'ünü alıyorsunuz. Tabii Türkiye'deki aylığınız da ödenmiş oluyor. Bu da ayrıntı bir soru. Ali Hoca güzel yakalamış kanunda, yani sonlarda yer alan bir madde olduğu için gözden kaçan bir durum. Evet, cevap B. Evet, bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sorusu personel genel müdürlüğünün görevlerinden birisidir. Bakıyoruz, bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak arkadaşlar personel genel müdürlüğünün görevidir. Cevabımız A. 71. Bir numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesine göre 1960 tarihli ve 168 sayılı yabancı memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılması hakkında kanunla bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? Evet, şimdi bu çeldiricili bir soru. Ben de yanlış yaptım. Yani B ile D arasında gittim geldim. B hangisi diye cevaptım. B'yi işaretledim. Yani yurt dışı eğitim falan dedim. Ama arkadaşlar cevabımız Denizli'ymiş. Türk asıllı, yabancı memleketlerde Türk asıllı diyorsa arkadaşlar Avrupa Birliği'ni yapıştırın. Başka şey yok yani. Çünkü yurt dışıyla çok karıştırıyor. Yani şuradaki yurt dışı eğitim genel müdürlüğü ifadesi aklımızı çok karıştırır. Yani inşallah sorarlarsa da şıklarda şeyi vermezler. Çeldirici olarak yüksek öğretim ve yurt dışı eğitim genel müdürlüğünü vermezler inşallah. Ah, ben olsam veririm. Evet, cevap Denizli arkadaşlar. Tekrar edeyim. Yabancı memleketlerde Türk asıllı diyorsa Avrupa Birliği deyip geçiyoruz. Evet, bir diğer mevzuat konumuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmıyorsa arkadaşlar bu genellik ve eşitlik temel ilkesiyle ilgilidir. 73. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul açma yetkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, okul açma yetkisiyle ilgili arkadaşlar. C, D'ye bakıyoruz. Şıkları okuyalım. Zamanımızı alıyor ama en azından akılda kalır. Diğer bakanlıklara bağlı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimine tabidir. Evet arkadaşlar. Bakanlık, yani hangi bakanlığa bağlı olursa olsun Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetimindedir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı Milli Savunma Bakanlığı ile tespit ediliyor arkadaşlar. Bu da doğru. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve denge okulların program ve yönetmelikleri ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca onanır. Evet, bu da doğru. Denizli, cevabımız Denizli. Diğer bakanlıklar tarafından açılmış veya açılacak konuların okulların derecelerinin tayini Milli Eğitim Bakanlığı'na ait değildir. Tam tersi arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Bütün karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Cevap Denizli.
Evet, bir diğer mevzuat konumuz 5682 sayılı pasaport kanunu. Evet, hangisi yanlıştır demiş. Umuma mahsus pasaportlarla ilgili, yani umuma mahsus pasaportlar arkadaşlar neydi biliyoruz. Herkese verilen pasaport. Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmayan kız ve erkek çocukları pasaportun refakathanesine kaydolunur. Evet, doğru. Umuma mahsus münferit pasaportlar kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak ve 6 aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere düzenlenir. Evet, İçişleri Bakanlığı ve arkadaşlar 6 ay önemli burada. Yani pasaportların hemen hemen hepsi 6 aydan az olmamak kaydıyla veriliyor. C'ye bakalım. Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye'ye dönüşlerini teminen 6 ay değil arkadaşlar, 1 ay. 1 ay süreyle uzatılıyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. Evet. Diğer pasaport kanunu sorumuz. Gemi adamları ve uçak mürettebatına verilecek belgelerin şekil ve muhtevası aşağıdakilerin hangileri tarafından müştereyken tespit edilir? İçişleri, dışişleri, ulaştırma üçüyle beraber arkadaşlar. Gemi adam ve uçak mürettebatına verilecek belgelerle ilgili üçü ortak karar alıyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Evet, mevzuat da bitti arkadaşlar. Genel kültür, güncel olaylar bölümüne geçtik. Maşallah Ali Hoca da çok güzel sorular hazırlamış. Evet, Avrupa Birliği uluslararası kuruluşlardan hangisinin izniyle aynı bayrağı kullanmaktadır? Evet, benim de son dönemde yapmış olduğum 40 güncel genel kültür videolarını izlediyseniz arkadaşlar hatırlarsınız. Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği aynı bayrağı paylaşıyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oluyor. NATO ile ilgili hangisi yanlıştır? Örgütün merkezi arkadaşlar Cenevre değil, Brüksel'dir. Brüksel'dir. 4 Nisan 1949 yılında kurulmuştur. Doğru. 1952 yılında üye olmuştur. Doğru. Son katılan ülke Kuzey Makedonya'dır. Bu da doğru ama örgütün merkezi Cenevre değil arkadaşlar, Brüksel. Evet, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2020 yılında giren Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3000 yıllık Zerzavan Kalesi arkadaşlar Diyarbakır'dadır. Bu soru sorulursa Diyarbakır'da arkadaşlar zorlanmadan yapabilir. Evet, 79. Avrupa Birliği'nin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu olan kurum arkadaşlar hangisidir? Yani bir nevi bütün işini yapan Avrupa Komisyonu. A oluyor. 80. 80. soru. 2021 yılı TBMM tarafından ne yılı ilan edilmiştir? Evet arkadaşlar, kurumlar hem yurt içinde hem yurt dışında böyle bir şey yılları ilan ediyor. Bizim başımıza iş çıkarıyorlar. Evet, meclisimiz neyi yılı ilan etmiş arkadaşlar? İstiklal Marşı yılı ilan edilmiş. 2021 yılı. Yunus Emre ve Türkçe yılı arkadaşlar şey tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edildi. Azerbaycan Zafer Yılı böyle bir şey ilan edildi mi bilmiyorum. Böyle bir bilginiz varsa yorumda belirsin arkadaşlar. Yani ilan eden bir şey var mı, kurum var mı? Bilmiyorum, belki genel kurmay vardır ama hiçbir yerde şey yapmadım. Afetlere hazırlık yılda arkadaşlar 2020 yılındaydı sanırım. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilmişti. Ama o 2020 yılı içindi. Evet, unutmuyoruz. TBMM 2021 İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı çünkü arkadaşlar. Bu da aklımızda kalsın. 1921-2021 sorulabilir. Evet, 81.
Türkiye'nin ulusal mağara envanterine kaydedilen ilk volkanik kökenli doğal mağarası aşağıdaki illerden hangisinde bulunmaktadır? Evet Ali hocam, füze atsaydın daha iyiydi. Yani ben salladım. Yani Hatay'ı direkt eledim ben. Cevap Hatay'mış. Yani Hatay'da volkanik kökenine geziyor dedim. Bir volkanik sönmüş volkanik daha da yok falan diye şey yaptım. Yani Ağrı, Bitlis, Kayseri üçünde de volkanik dağlar var. Bitlis dedim. Hani daha önce Erciş'te çalışmış olduğum için yakın hissettim ama yanlışmış. Cevabımız Hatay'mış arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hangi ilimizde açılmıştır? Yozgat'ta açılmıştır arkadaşlar. 2024 yılında yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek arkadaşlar. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya. 84. Yukarıda hakkında bilgi verilen hukukçu hangisidir? Gençlerle baş başa diyorsa arkadaşlar Ali Fuat Başgil. Cevabımız B. 2020 yılında koronavirüs nedeniyle yapılamayıp 2021 yılına ertelenen Dünya Göçebe Oyunları arkadaşlar Bursa. Bursa'nın İznik ilinde. Aşağıdakilerden hangisi temel olarak Avrupa Birliği'nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım, çalışmalarını koordine etme, yürütme, izleme, Avrupa Komisyonu'na rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini kim yapıyormuş arkadaşlar? Ben bu soruyu yanlış yaptım. D dedim. Niye diyorsam sen de hani Avrupa'yı görünce direkt balıklama atladım. Evet arkadaşlar, Türkiye Ulusal Ajansı yapıyormuş. Hiç bilmiyordum. Bu deneme sayesinde öğrendim. Avrupa Birliği ile ilgili bütün iş ve işlemleri bu şekilde arkadaşlar yapan kurum Türkiye Ulusal Ajansı'ymış. Cevabımız B. Evet, yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının adı arkadaşlar Mevlana oluyor. 88. Yerel para birimine yabancı paralar karşısında değer kazandırılması işlemine ya da bir ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer yitirmesi sürecine arkadaşlar revalüasyon deniyor. Devalüasyon olursa tam tersi oluyordu. 89. Dünya Botanik Exposu 2021 yılında aşağıdaki illerimizin hangisinde yapılacaktır arkadaşlar? Hatay'da. Maraş'ta da yapılacak. Maraş'ta 2023 yılında arkadaşlar. Gaziantep'te de 2020 yılında yapılmıştı sanırım. ABD yok, 2020'de Gaziantep değildi herhalde. Gaziantep'te başka bir şey yapılmıştı. Aklınızı karıştırmayayım. ABD'de Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk hangisi olacakmış arkadaşlar? Mehmet Öz. ABD'de Şöhretler Yolu. Şimdi Şöhretler Yolu falan deyince hani içinde bir oyuncu var, aktris var. Haluk Bilginer. Bu hataya düşmeyelim. Mehmet Öz. Bugünkü sibernetik ve robot biliminin kurucusu sayılan Artuklar döneminde yaşamış Müslüman bilim adamı arkadaşlar El-Cezeri. Türkiye'de daha çok Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Halyazmalım, Cemile gibi eserlerle tanınan Cengiz Aytmatov. Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan Nemrut Krater Gölü arkadaşlar Bitlis'te. Bitlis, Tatvan'da. Almanya, Rusya ortak yapımı olan sinema tarihinin tek plan sekans çekilen ilk filmi arkadaşlar. Ben bunu yanlış yaptım. Salladım daha doğrusu. Yani tutmadı. Rus Hazine Sandığı filmiymiş arkadaşlar. Hiç duymamıştım. Sınavdan sonra fırsat bulursam izlerim, unutmazsam eğer. Rus Hazine Sandığı. Evet, 95.
1876 yılında icat edilen telefon, günümüzde geliştirilerek küçük bir cihaz haline getirilmiştir. Bugün kullanılan cep telefonunu icat eden kişi Martin Cooper. Evet, 96. Ben bunu da yanlış yaptım arkadaşlar. TÜİK verilerine göre yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken 2020 yılında binde kaç olmuştur? 5,5 olmuş arkadaşlar. Nüfus artış hızımız 5,5 olmuş 2020 yılında. Evet, aşağıdaki sınır kapılarından hangisi farklı bir ülkeye açılmaktadır? Evet, Azizye, Dereköy sınır kapısı. Bunu yorumda belirtin acaba hangisiydi? Yorumda belirtin arkadaşlar. 98. Türk destanları zengin ve çeşitlidir. Sayıca fazla olan bu destanların büyük bir kısmı İslamiyet'ten önceki devrede teşekkül etmiş olmakla beraber nokta nokta ve nokta nokta destanı gibi bazıları İslamiyet'ten sonra doğup gelişmiş ve nesilden nesile aktarılmıştır. Evet, hangileri bu arkadaşlar? Saltuk Burhan ve Köroğlu destanları arkadaşlar İslamiyet'ten sonra oluşturulan destanlardır. Cevabımız A. Dede Korkut hikayelerinin 3. nüshası olarak nitelendirilen ve kayıp 13. hikayeyi de barındıran Türkistan nüshası nerede bulunmuştur arkadaşlar? Kazakistan'da. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, yani Dede Korkut Kazakistan'daki Türkler için de gerçekten çok değerli. Yani orada da yaşadığı varsayılıyor, düşünülüyor Dede Korkut'un. Evet, 100. ve son sorumuz. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim İstatistiklerine göre Aralık 2020 itibariyle enerji üretiminde en çok paya sahip kaynak arkadaşlar hidrolik enerji üretimiymiş. Cevabımız A oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sorular bu şekilde gayet güzel, verimli bir deneme. Sayfaya gidip, sayfadan Ali Bey'in hazırlamış olduğu diğer denemeleri de çözmenizi tavsiye ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.